Pascal. Kadir. Abi acilen Dilber Kortaylı'yı aramamız lazım. Dilber Hoca'yı mı? Evet evet. Ne alaka? Ya abicim bu Galatasaray'ın durumu ne olacak onu bir konuşmamız lazım Dilber Hoca'yla ya. O ne anlar abi? Sen ne diyorsun kardeşim? Bugün Galatasaray'ı yönetenler çok mu anlıyor zannediyorsun sen? Takımın haline bak. Dilber Hoca hiç olmazsa Galatasaray Üniversitesi'nde anlı şanlı akademisyen hepsinden daha iyi bilir ya. Ara o zaman. Arıyorum ya. Zaten arayacağım. Arıyorum. Çalıyor. Çalıyor. Alo. Kimle görüşüyorum? Abi Dilber hocam, Dilber Kortaylı ile mi görüşüyoruz hocam? Dilber hocamla görüşüyorsun da yani ne kadar cahil. Önce bir kendini tanıt, ben ne bileyim kavun musun, karpuz musun, kelek misin, ne olduğunu. Yani adab-ı maşeretten de habersiz insanlar ya. Özür dilerim hocam, doğru diyorsun. Selamın aleyküm hocam, ben Kadir Çöptemir, yanında Pascal Numa var. Aleyküm selam, bonjour diyelim. Bonjour. Evet. Bonjour hocam. Hocam sizi Galatasaray'ın son durumu hakkında rahatsız ettik. Yani Galatasaray gerçekten çileli zamanlar yaşıyor. Galatasaray'ın durumu ne olacak diye bir dedik hocamıza başvuralım dedik ya. En son okul yanmıştı benim bildiğim kadarıyla. Biliyorum tutuştuk buralarda. O çok oldu abi ya. O çok oldu. Şimdi de işte kulübü yaktılar. Anladım. Yani, anladım. Yani böyle mecaz yapayım dedim. Biliyorsun Osmanlı'da çoktur mecaz. Ben de yapayım dedim. Kulübü yakmakla da kalmadılar. Kulübün anasını s**ler. Evet hocam. Anladım hocam. Hocam şimdi Prandelli gitti değil mi? Yani Prandelli'nin yerine de hatta Hamza Hoca gelmiş. Vallahi gitti o şopar İtalyan. Yani gördüğüm zaman yani Rönesans'ı falan hatırlıyordum Kadir. Bu şopar oralardan buralara nasıl geldi anlamadım. Gargamel suratlı şey. En son zaten ekranın başındayken biliyorsun Belçika'da 4 tane yerleştirdi bize Anderlet. Evet. Orada bir şiir yazdım ben, dörtlük. Nasıl hocam? Bunu da zaten camiaya da gösterdim. Bize de gösterir miyim izninle? Lütfen, lütfen hocam. Dedim ki Prandelli, Prandelli. A**a k**tan bundan kelli. Git bir an önce biz de oynayalım çifte telli. Demeye kalmadı. Tabii camia bunu anında yolladı. Evet, evet. İyi oldu herhalde ama bir taraftan da aslında diyorlardı ki ya İtalya'da milli takım yönetmiş adam işte bilmem şartlar burada şu bu falan. Ya yeteneksiz bir adam mıydı Prandelli hocam? Yani bu yeteneksizdi. Kariyeri var hocam. Kariyeri Prandelli. Var da kariyer her şey değil. O**larda da kariyer var. Olur böyle şey yani. Anladım. Biraz anladım, insanda anladım. İtidal olması lazım. Anladım. İtidalsiz bir adam. Hocam mesela size gel, siz de Galatasaraylısınız biliyorum. Galatasaray'ın teknik direktörü olarak sizi düşünseler sıcak bakar mısınız? Yani neden bakmayayım ki? Oturduğum yerden bu y**lardan daha iyi yönettiğimi inanıyorum yani. En azından de var yani evladım şunu yap bunu yap der. Biliyorsun daha önce ben birçok görevde de bulundum. Evet. Müdürlük falan yaptım. Teknik direktörlüğünde fazla bir farkı olduğunu düşünmüyorum yani. Yok yok. Sarayın bahçesinde çok top oynardık Kadir. Sen de biliyorsun Pascal da geldi hatırlıyorsun. Evet. Bir keresinde maç yapmıştık yani nasıldım? Çok iyiydiniz. Çok teşekkür ederim. Şante bir tane. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz cahillerin seviyesine indiniz. Ve önemli yorumlarınızı paylaştınız. Sağ olun, var olun hocam. Ben teşekkür ederim. Yeni hoca kim oldu? Bir bilginiz var mı? Ben Hamza, 3-5 Hamza. Tane isim verdim. Hangi? Çiğ köfteci Hamza mı? Nasıl? Hamza hoca çiğ köfte mi yapıyormuş hocam? Çok güzel yapardı. Biz yerdik. Açıksız et koymaz. İlk ondan çıktı zaten bu fikir. Sonra Avrupa Birliği direkti biliyorsun. Ha, o zaman çiğ köftesi meşhurdur. Anladım hocalığı değil de. O zaman peki hocam kapatmadan önce şeyi de söyleyin. Siz bilmiyorsunuz demek ki Hamza Hoca hoca oldu. Ne getirir ne götürür Galatasaray'ı kurtarır mı bir yerlere getirir. Çünkü Mustafa Deniz'in adı geçti. Efendim şeyin adı geçti neydi? Bir kere Yılmaz Vural evet. Hoca olarak çok iyi bir isim. Çünkü Hamza gerçekten mütedeyin bir çocuktur. Namazların hiçbiri kaçmayacak bundan sonra. Yani anladım. Kamp dahil olmak üzere. Anladım. İyi hocadır diyorsunuz. Prandelli'nden bence daha bence de. Okur üfler en azından öbür gavur gibi değil değil mi? Evet. Gelen giden dört atıyordu. Bu çocuk işteyse ağzı besmele görmüş bir isim. Bir şeyler söyler. Anladım evet. Çok çok veciz ifade ettiniz biz cahillere. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz var olun. Ne demek. Teşekkürler ne demek. Hocam. Evet evet. Sağ ol Pascal. Merci beaucoup canım. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Aragaz.